Mutlu günler sevgili seyirciler. Bin Garaj'ın yeni bölümüyle bir kez daha karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte yeni model bir otomobili tanırken otomobilin geometrisindeki detaylara göz atacağız. Otomobil sporlarının yeni çağda önem verdiği fiziksel antrenmanların detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz. Kadın futbolunun önemli bir isminin simülasyon koltuğundaki performansını izlerken kendisini daha yakından tanıyacağız. Ve yurttan dünyadan otomotiv ve motor sporlarına dair haberlerin detaylarını programımızın sonunda sizlerle paylaşacağız. Bin Garaj yeni bölümüyle başlıyor. Dünya otomotiv sektörünün liderlerinden biri olan Mercedes gün geçmiyor ki yeni model bir otomobille birlikte yeni çağa ayak uyduran teknoloji ve tasarım da karşımıza çıkmaya dursun. İşte Bin Garaj ekibi tasarımı, konforu, performansı, şaşırtıcı özellikleriyle yeni bir modeli sizler için test etti. Ne güzel bahar havası. Böyle bir otomobil. Daha ben ne yapayım senin için? Yani gerçekten pırıl pırıl artık bir İstanbul gününde ışıl ışıl bir Mercedes'in yanına getirdin yine beni Gökhan. Gece mavisi diyorum. Sen ne diyorsun? Spektral mavi. Katalona mı baktın? Evet. Metalik, spektral mavi. AMG tasarımlı panjurumuz, tamponumuz. Yıldızlardan belli. Yıldızlarımızdan zaten. Belli ama ben özellikle vurgulamak istediğim tabii ki aracımızın farları. Çünkü Hı-hı. daha önce S-Class'ta tanıştığımız Digital Light teknolojisiyle birlikte sunulmuş. 6. nesilde her şeye bakacağız. Artık bakacağız, evet. Yani şimdi her zaman Mercedes, Mercedes. Çok ayrı bir otomobil. Şıklığıyla, tasarımıyla, gücüyle, performansıyla, sağlamlığıyla. Bir de böyle sportif otomobillerdeki tasarımlara baktığımızda yine bir karmayı görüyoruz. Böyle işte CLA'sından biraz E'den almışlar, biraz EQS'ten evet. de var gibi. Yani şöyle uzaktan baktığımızda. Aracımızın tasarımına baktığımızda aslında sade bir mimari var, sade bir tasarım var. Kapı yanlarına falan baktığımızda o keskin evet. çizgilerle bükümleri göremiyoruz. Ancak müthiş bir akış, şıklık, bir iki detayla. Öyle bir tasarım çıkarmışlar ki senin de söylediğin gibi her gövde yapısından bir şeyi içine almış. Ama şu farları bir anlatalım. Ya şimdi artık biz Digital Light balon ampullerle başladık. Halojen ampulleri yaşadık. Xenonları gördük. LED'e geldik. Vay teknoloji neymiş derken Digital Light çıktı karşımıza ki artık yani söylenecek hiçbir şey yok. Digital Light far sistemi dediğimiz nedir Gökhan? Bir genel bilgi vereyim. Bir projeksiyon cihazı aslında bunlar artık far olarak. Çünkü karşısında algıladığı tehditleri sürücünün de rahatlıkla görebilmesi için asfalt üzerine projeksiyon şeklinde şekil olarak yansıtıyor. Gözünüzden kaçan bir şey varsa tehlikeyi seziyorsa buyurun burada diyor. Burada diyor bir tane traktör römorku var. Burada bir iş makinesi var. Hız levhası varsa belki hızları belirten bir aydınlatma yapıyor. Güzel. Muhteşem bir teknoloji. Gücünden söz etmiyorum, aydınlatma gücünden zaten. O artık sınırları zorluyor. Canta geldiğimizde gelelim mi? Başka gelelim, bir şey yok değil gelelim. Mi? Gelelim, evet. Çok yakışıklı bir jant olmuş ve renkle de çok, spektral maviyle çok uygun. Yani jantın tasarımı 19 ayrı. Inç. 19 inç, şimdi ben ona değineceğim. Hı hı. Üzerinde 225-40-19 lastiklerle birlikte çok sportif bir görüntü de sunuyor otomobile. Ve yapısı muhteşem jantın. Evet. Kaliperler Mercedes'in kaliperleri. 322 milim disk kullanmışlar. Disk çapları var. Bu da tabii evet. normal yani sportif bir arabada. Ama şu yandaki senin dediğin doku hani aerodinamik anlamında son dönemlerdeki otomobilleri incelediğimizde mutlaka bir keskin çizgi görürüz. Evet. Burada hiç yok. Yalnız şu alt kısımda güzel bir kullanım olmuş. Ne diyeceksin bunun için? Marş piyeli gerçekten yani yandan baktığımızda çok belli olmamakla birlikte
şu önden baktığımızda sanki bir basamak varmış gibi, değil mi? Gözüküyor. Bu arabacın aerodinamiğine de katkıda bulunuyor, görüntüsüne de katkıda bulunuyor. Gövdede yan tarafta gördüğümüz sadece keskin çizgimiz. Evet. Bir tek yukarıda bir çizgi var. Bu çizgi, evet. Ve de kapı kollarının kromaj üst kaplamalarıyla da ayrı bir şıklık katmış. Evet, o zaman bir de küçük arkaya bakalım. Orada da küçük detaylar var. Sonra gene ben seni lonça oturtturacağım. Umarım küçük detaylardır. Gidelim bakalım. Bakalım. Geldik arkaya. Gene şık bir tasarım var arkada ama detaylar da var. Detaylarımız zaten çok güçlü. Bir Mercedes'in stop yapısıyla. Yani şöyle baktığında hani az önce sen de söz etmiştin ya. Diğer modellerden de o kadar büyük çağrışımlar var ki. Şöyle stop lambalarına falan arkadan baktığımda bir S-Kasa'nın yapısını da görebiliyoruz. Yine AMG arka difüzör, egzoz çıkışları, dekoratif egzoz çıkışları. Yalancı da olsa ama şık durmuş bence. Çok şık durmuş. Her zaman bununla karşılaşmıyoruz biliyorsun. Evet. Mutlaka bir eleştirimiz oluyor ama bu yakışmış. Şimdi bir de burada kaput üstünde AMG spoilerımız bulunuyor. Hani sadece dekoratif amaçlı değil bu. Bunun şu küçücük dudak dahi yüksek hızlara ulaşıldığında aerodinamik yapısına, aracın yola daha güçlü basmasına çok büyük faydalar sağlıyor. Gelelim bagaja. Gelelim bagaja. Şimdi bagaj deyince lütfen bagajı açabilir miyiz? Oo, benden. Ayak sensörüyle yok. Ayak sensörümüz yok ama mandaldan ya da anahtar üzerindeki kumandadan. Evet. Anahtar da tam Mercedes anahtarı. Ya zaten. Çift basarak açıyoruz ya da sürekli basarak. Ve de açılma hızını çok tatminkar olduğunu söylemek istiyorum. Hızlı mı demek açılma istedim? Ve kapanma hızı gayet iyi. Şimdi 450 litrelik bir bagaj hacmine sahibiz burada. Bir sedan arabada daha önce de yine Mercedes'te konuşmuştuk. Otomatik açılan kapalan bagaj kapağıyla karşılaştık. Ve buradaki bağlantı sistemlere baktığında açma kapama mekanizmalarına içerideki hiçbir şeye zarar vermeyecek bir tasarım yapılmış. Bu da çok başarılı geldi bana. Biraz daralmış ama. Değil mi? Bir eşya koyma yükleme anlamında. Yükleme alanı olarak şöyle baktığımızda şu kısımda birazcık daralma var. Ancak buradan bize başka ne opsiyon sunuyor? Şimdi baktığımızda bagaj içinde yanlarda iki tane butonu görüyoruz. Her iki tarafta da var. Her iki tarafta da var. Bunlar arka koltukların yatırılarak bagaj hacminin büyütülmesi amacıyla. Ben mesela %40'lık kısmını buradaki anahtarla yatırabiliyorum. Sen tek de koltuğu. Aynı şekilde. Evet, ben de bastım. %60'lık bölümü de. O da 2'yi indirdim. 2'yi. Yani şimdi ben artık elimde bir uzun yüküm varsa çok kolaylıkla buradan yatırarak yüklememi yapabileceğim. Evet. Yedek istepnesi yok ama tamir kiti her zaman klasik. Kompresörümüz gene mevcut. Sepetini de koymuşlar içinde. O bizim hani klasik Mercedes'in taşıma sepetleri. O da var. O da var yani. Evet. Onu zaten daha önce de tanıtmıştık diğer Mercedes modellerinde. Yine yan ceplerde filelerimiz falan. Yani bir sedan otomobil için çok yeterli bir bagaj hacmine sahip. O zaman seni lonça alalım. Ben önce evet arka koltuğunu. Mercedeslerin biliyorsun arka koltuklarını severim. Aslında arka koltuğa geçmeden önce şu arka lastiği de bir tanıtsak mı? Tanıtalım. Önden bahsettik. Hı-hı. Arkadan da bahsedelim. Atlamayalım. Ondan da bahsedelim. Onun da bir özelliği var. Evet, arka aks kontrolümüz var. Şimdi daha önce S-Kasa'da, EQS'de gördüğümüz, aslında bu ebatlardaki bir otomobilde, bu segment bir otomobilde rastlayacağımıza hiç benim tahmin edemeyeceğim bir sistem. Bir detay. Bir detay. Arka lastiğimiz 2,5 derece direksiyon hareketleriyle hareket alabiliyor. Bunu neredeyse standart hale getirecek Mercedes diye düşünüyorum ben. Korkunç bir dönüş, manevra kabiliyeti kazandırıyor, yol güvenliği kazandırıyor. Şimdi bir de aracımızın dört tekerlekten çekiş olduğundan söz edelim. Öndeki lastiğin 225-40-19 olduğundan söz ettik. Arka lastiğimiz ise 255-35-19 ölçülere sahip. Yani ön lastikten daha geniş. Daha geniş bir taban alanına sahip. Bu da tutunmayı, dönmeyi, kafanın çok çabuk dönmesini ki içeriye girdiğimizde kokpitte bunu daha rahat göreceğiz. Evet. Kavramasını daha güvenli bir şekilde yapabiliyor, daha pratik yapabiliyor. Şimdi gerçekten Mercedes'i takdir ediyorum. Yani
C sınıfı bir kasasında bu şekilde bir yeni teknolojiyi, güvenlik unsurunu sunmaları çok başarılı. Evet. Ya bunun yanı sıra süspansiyon sistemleri çok gelişmiş. Arkada çok kollu, önde McPherson. Ve parçaların birçoğu alüminyumdan üretilmiş süspansiyon sistemine sahip. Adaptif süspansiyon. Şimdi bu ne getiriyor? Tabii ki yaylanan ve yaylanmayan kütleler olarak ayırdığımızda yaylanmayan kütleleri de oldukça hafifletmişler. Bu da araca çok ciddi yol üzerinde konfor getiriyor, tutunma getiriyor. Yolda test edeceğiz. Test zaten. Edeceğiz. O zaman seni lonça oturtalım artık. Tamamdır. Abi lonca kuruldun gene. Biliyorsun benim en sevdiğim mekandır bu sağ arka köşe, makam köşesi diyeyim. Bol bol anlatacak şeyler var. Gerçekten şimdi baktığımda gayet rahat, bacaklarımı hareket ettirebilecek alanım var. Kapı tutamakları muhteşem. Nefis, önlerde de dokunma arkada. Hissi de çok yüksek. Gerçekten. Etrafındaki ambiyans ışıkları şu andaki gün ışığında dahi görebiliyorum. Kolluğuma sahibim. Kalemliğim var. Kalemliğim var. Dahası da şeyim var. Bardaklığım da var. Kalemlik ve bardak. Kalem. İkisi beraber. Yani buna kalemlik diyoruz ama yani bir cep telefonunda rahatlıkla yatık olarak da koyabilirim. İşte bir şey izleyeceksen mesela. Bardaklığım da mevcut. Ama onları geçtiğimizde şu oturma konumu olarak baktığımda kollarım, sırtım ve kafalığım çok rahat. Şimdi kafalık deyince uzun zamandır özellikle ön koltuk kafalıklarının koltuklarla bir bütün olduğunu yaşıyoruz. Evet, bindiğimiz birçok otomobilde. Otomobillerde hemen hemen öyle. Hani, sabit oynayamıyoruz. Oynayamıyoruz. Şimdi. Spor koltuk tasarımları. Şimdi Mercedes'in koltukları da oldukça sportif ve de gayet güzel saran yapıya sahip olmasıyla birlikte çok hoşuma giden bir özelliği kafalıkları tam ileri bir geri. Robot kafa olmuş. Aynen öyle. Hareket ettirebiliyorum. Aynı zamanda da yukarı aşağı hareketini kapı üzerindeki mandallardan yukarıya aşağıya indirebiliyoruz. Önde sunroofumuz var. Ayrıyeten de benim üstümde de bir camım var. Şu anda evet. Tentemiz kapalı olduğu için belki çok belli olmayabilir. Bir arabamızı çalıştırıp perdelerimizi açalım. Onu da harekete geçirelim diyorsun. Yani şöyle baktığımızda komple bir cam tavan kadar alanı bize sundu. Evet, güzel. Sunroofumuzu da açtığımız zaman böylesi güzel havalarda keyifle bir gezinti sunacak bize. Arkaya kadar gidiyor bu. Şu konumda. Gayet güzel. Evet. Çok iç aydınlık nefis. Değil mi? Evet. Ya zaten döşemelerin renkleriyle de zaten çok açmış içini. Hem siyah hem de böylesine açık ton bir gri diyeceğim buna, çok güzel bir kontrastla görüntü sunmuş. Gerçekten çok güzel. Artık yavaş yavaş yollara düşme vakti mi sence? O zaman sizi ön tarafa alalım. Geliyorum. Haydi. Ceyhan abi hoş geldin. Evet, içini hoş buldum her zamanki gibi Mercedes'in. Yani daha bindiğimizde oturma rahatlığı, hemen benim gözümü alan ambiyans aydınlatmalarıyla ve kumandalarıyla
Hoş buldum Gökhan. Ben başladım bile diyorsun. O zaman bak ne güzel yerde görüyor musun? Bak start stop. Direkt şöyle uzanıyorum. Böyle kafanı falan uzatmana gerek yok. Şıkır şıkır bütün ekranlar devreye girdi. Evet, senin önünde. Sizi dinliyoruz. Şimdi dijital dünyamız artık zaten her yerde karşımıza çıkıyor. 12.3 inç genişliğinde gösterge panelin her türlü bilgiyi direksiyon üzerinden dokunmatik olarak, yani bir tuşa basma şeklinde değil, kontrol edebileceğin bir ekrana sahipsin. Yine orta konsolda devasa bir multimedya ekranımız var. O da bana hafif ekran. Dönük. Hafifçe sana dönük ki senin de rahatlıkla kontrolünü sağlayacak bir konumda. Şimdi geldik aracımıza. Mercedes-Benz C200 Edition 1 AMG. Emin misin? Bak bu S'e çok benziyor. Yavrusu gibi. Yani şöyle baktığımızda gerçekten belli bir ölçekte S'in daraltılmışı diyeceğim. Hani ama dar değil otomobilimiz. Katiyetle benim şu anda oturma konumum o kadar rahat ki hatta koltuğumu biraz daha öne almak ihtiyacı duyuyorum. Hatta alacağım. Her zamanki gibi kapıdaki kontrollarda konumumu ayarlıyorum. Bu arada dikkatimi çeken bir şey var Gökhan. Hı hı. Koltuk kumandaları. Gene bir detay mı yakaladın yoksa? Evet evet gerçekten. Şimdi normalde bastığında bir şey algılamıyorsun. Yani bir tık tık yapmıyor falan. Hı hı. Fakat senin butona basma şiddetini algılayarak hızını değiştiriyor. Yani hafifçe yavaş da yapabiliyorsun, evet, hızlı da yapabiliyorsun. Küçük hareketlerle hareket ediyor. Biraz daha sert bastığımda hızla geri alıyor. Vallahi şahane. İyi bir ayrıcalık bu. Yine arka koltukta da söz ettiğim gibi kol dayanağı çok güzel. Dokunma hissini çok beğendim. Bak bu dönmeyi değerlendireceksin sen. Dışarıdayken şimdi biliyorsun bahsettik. Yine 4.8 metre uzunluğunda bir otomobildeyiz. Bu kadar rahat dönmesini bize sağlayan arkadan da 2.5 derecelik lastiklerin açı alma yeteneği. Onun için sürücü sensin, ne kadar kolay dönüşünü tamamladığını sen anlat bize. Yani kafayı zaten direkt kafadan döndürüyor. En büyük avantajlardan bir tanesi o zaten. Hani Mercedes'te tartışılmayacak bir sürüş konforluğu da var. Direksiyon pamuk gibi, istediğin yöne gidebilen lastiklerin farklı, o kamber açılarının diğer otomobillere göre farklı olması sürüşü de farklılaştırıyor açıkçası. Değil mi? Yani Mercedes'in her zaman bir güzelliğidir. Direksiyonu tam tur döndürdüğünde lastiklerin belli bir açıyla yatarak, değil mi, durması. Hakikaten bu da bir Mercedes özelliği diyeceğim. Özelliğinden öteye. Şimdi aracımızda teknolojinin yine zirve noktasındayız. Bir kere sessizliğinden söz edeceğim. Dışarıdan gelen ses yok. Yol zemininden gelen bir ses yok. Motordan gelen çok tatlı bir nüans geliyor. Ha, gaza bastığımızda elbette bu değişecektir veya kullanım konumlarını değiştirdiğinde. Ancak şu anda çok sessiz bir ortam içindeyiz. Yani evimizin koltuğunda kitap okur gibi. Tabii bu arada Dynamic'ten bu grupta, bu segmentteki bir otomobilde 5 ayrı seçenek olması da benim dikkatimi çekmedi değil açıkçası. Sürüş modlarından söz ediyorsun modları, değil mi? Evet. Spor var, Spor Plus var. Yani Eco, Normal, Spor, Spor Plus ve kişisel ayarlara göre. Şimdi aracımızın güç ünitesinden birazcık bahsedelim. 1.5 litre benzinli turbo ve de her zamanki gibi hibrit özelliğini de üzerinde taşıyan, yani mild hibrit, hafif hibrit tabir ettiğimiz bir elektrik starter jeneratörümüz var. Yani bu ne yapıyor? Motorla şanzıman arasına yerleştirilmiş, hem aracın ilk, motorun ilk hareketini vermek için kullandığın gibi seyir esnasında da düşük güç ihtiyacı anında devreye de girip elektrikli olarak da götürebiliyor. Bu da tabii ekonomi demek. Bu ekonomi demek, konfor demek. Bunun yanı sıra da performans istediğinde de petrollü motorumuza ek bir güç demek. Şimdi motorumuz 1.5 litre demekle birlikte 204 beygir güce sahip. Yani şapka çıkarılacak senin tabirinle bir güç üretilmiş bu üniteden.
Ama mesela sen dışarıdayken birçok ekipmanının alüminyumdan yapıldığını söylemiştin. Evet. Arabayı hafifletmiş bu. 1500 küsur. Yani yuvarlak. Senle benle beraber olduğunda 1650-1700 aralığında bir ağırlığa sahip. Yani aks aralığı ve hani 5 metreye yakın bir otomobil için yine bana hafif geldi açıkçası. Hafif, hafif. Gerçekten. Şimdi alüminyum zaten kullanılma amacı temelinde hafifliği sağlamak. Hafiflik ne? Ekonomiyi getirmek, ömrünü getirmek. Şimdi demir bildiğin gibi belli bir zaman aralığında daha hızlı yıpranan bir metal. Alüminyum buna karşılık daha hafif olmakla birlikte daha uzun ömürlü bir malzeme, metal. Yani metal yorgunluğundan bahsediyorsun tabii ki. Yani sacın veya demirin yoğunluğuyla, hani yorulmasıyla tabii ki o da var. Esneme payı çok yüksektir. Yani özellikle havacılıkta çok kullanılır alüminyum. Esneme ile birlikte metal bozulmuyor, öyle söyleyeyim. Şimdi tabii ki alüminyumdan söz etmişken birçok motor ünitesi de artık alüminyumdan üretiliyor. Bu da bir hafiflik getiriyor. Motorun o iki bloğunun hani yarı yarıya yapıldığını hep bilirdik ama artık hem alt hem üst motor yapısının alüminyumdan yapıldığını duyuyoruz artık. Blok dediğimiz kesimiyle artık eskiden pik döküm olurdu bunlar. Artık alüminyumdan üretiliyor. Silindir kafası yine aynı şekilde. Dolayısıyla hem ağırlıktan tasarruf ediyoruz, hem ısı transferinde çok daha faydalı oluyor. Yine tekniğinden devam edersek motorumuz 300 Nm torka sahip ve gayet yüksek. Hani tek yolcu, tek sürücü diyeyim ve de aracın ağırlığıyla birlikte 7.1 saniyede de sıfırdan 100'e hızlanmasını gerçekleştirebiliyor. Katalog verilerini konuşuyoruz tabii ki. Aynı şekilde biz hiçbir zaman bunların testini yapmamakla birlikte kataloglarında 241 kilometre maksimum sürete kadar ulaştığı belirtiliyor gayet aracın. Güzel bence. Ve şu anda mesela arka destek, yani arka direksiyon kabiliyetiyle virajın ne kadar rahat döndüğünü ben bu sağ koltukta hissettim. Sana sormayacağım bu sefer. Rahat döndü mü diye. Rahat rahat döndü. Bu arada hani G kuvveti çok vurur ama G kuvvetini de sana hissettirmiyor. Hiç hissettirmiyor. Rahatlıkla dönüşünü tamamladı araç. Böyle bir araçta eksik söz etmeden indik dersek haksızlık etmiş oluruz. Yani hemen aklıma gelenlerden ben yine söz edeceğim. Kablosuz şarj ünitemiz orta konsolda yer alıyor. Bardaklığımız var. Orta kolluğumuz altında gayet geniş. Bagaj. Burada Type-C bağlantılarımız. Auto CarPlay, Android Auto, yani ne dersen var. Evet. Şahane bir tavan. Evet, sunroof. Zaten bahsetmişti arkada launch'tayken. Gayet güzel. Evet. Ağzına sağlık. Ne demek? Giderken kullanınca daha da tadına varacaksın diyorum. Bol bol. Ben de eline sağlık diyeceğim. Güzel bir turumuzu yaptık yine birlikte. Görüşmek üzere diyeceğiz. Evet. Haftaya başka bir otomobili beraber test edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada her zaman olduğu gibi Tekno Garaj bölümümüz var. Bu bölümde endüstriyel tasarım uzmanı Enes Elver bakalım bu hafta 4. bölümde otomotivin ve otomobilin geometrisiyle ilgili hangi detayları bizlerle paylaşacak? Mesela eski bir otomobil çizelim. 1900 bilmem kaç falan olsun. Şöyle olsun. Çamurluğu burada olsun.
Bunun da çamurlu burada olsun. Tekerlekleri çok abartık çiziyorum. Yani araç burada şöyle olsun. Yeryüzü. 1800'lerdeki arabayı çizdim. 1800'lerde yok ortada daha hala ama. Evet, 1880'lerde filan var. Traktörlerde filan bu hala var. Buraya bir tane dingil koymuşlar. Sonra dingilde küçük oldu biraz. Çekim yaparken zoom mu yapıyorsunuz bilemiyorum bunu anlatmak için. Alır arkadaşlar. Buraya bir tane pim geçirmişler. Sonra da buna bir aks geçirmişler. Buna kral pimi, king pin diyorlar. Hı hı. Burası karışık oldu. Şimdilik biraz burayı büyütelim. Yani bir tane pim var. Bunların açılarını bilinçli mi yaptık? Söyleyeceğim. Hı hı. Bir tane oynak bir şey var. Daha doğrusu bunu düz de çizebiliriz. Daha iyi anlatırız. Bazen ikisini birden yaparlar. Fakat aksı böyle kaynatırlar. Şu aradaki açı kingpin açısı. Yani tekerlek burada böyle. Bunun sebebi dönme ekseniyle yeryüzüne denk düşmek. Bunun dönme ekseni burada, burayla buluşuyor. Yani adam eğer dönme ekseninin tekerlek izi dışarıdaysa direksiyona çok asılır. Perişan olur. Bir taşın üstünden geçemez bile yani. Direksiyona çok olumsuz etkilenir. Evet. Onu ortadan kaldırmak için böyle yapıyorlar. Fakat lastiğin yuvarlak olduğu için tek noktası değiyor. Sürtünme az. Çok da umurlarında değil. Evet, aslında yakın tarihte dediğim gibi yani 60'lı yıllarda otomobillerde de bu böyle sürmüş uzun müddet. Otomobiller de kingpin açısını kullanmış. Yani bu bağımsız süspansiyon da olabilir ama açı böyle çalışıyor. 1923 galiba yanılmıyorsam MacPherson diye bir abi çıkmış. O bağımsız süspansiyonda çift salıncağa bile gerek yok demiş. Teleskopik bir sistemle üst rotinin yapacağı görevi ona yükleriz. Aynı zamanda da yay ve amortisör olur o. 3 tane görev vermiş ona. Bir sürü görev vermiş. Sürtünerek çalıştığı için seninkisi olmaz filan demişler. Ama 50'li yıllardan sonra MacPherson otomobiller hemen hemen her yere yayıldı. Çünkü otomobilin içine girmiyor. Yani motor kısmına girmiyor. Yukarıya doğru, boş yere doğru bir gidiyor. Konstrüktörler de, konstrüktif mühendisler de oraları gereken sağlamlığı yapıp gidiyorlar. Kaster açısının cevabı full döndüğü zaman çıkar açığa. Sen çok hızlı giderken direksiyonu 2 derece, 3 derece çevirip müthiş G'ler yaşatan bir viraja girebilirsin. Kaster nerede? Evde kalmış. Ne oldu? Kaster sadece direksiyonu toplamaya yarar. Bıraktığın zaman yerine gelir. Düz gider. Burada anlaştık. Evet. Kamber var. Kamber statik bir açı. Yani yeryüzü, tekerlek. Şu anda kamberi sıfır. Şu yönde yaparsak, yani tekerleği böyle tutarsak, biz buna pozitif kamber diyoruz. Böyle tutarsak negatif kamber diyoruz. Bu ne zaman işe yarıyor? Sportif kullanımlarda bir ön otomobil yattığı zaman tekerleği de yatırıyor. Bu onun karşılığında bir cevap. Formula 1 seyircileri seyrediyor mu bilmiyorum.
onboard kameralarda falan bu çok rahat gözüküyor. Ben çok görüyorum. Millet bundan sonra dikkat etsin. Bu açıları orada görebiliyoruz. Açıları görüyoruz. Açının etkisini de görüyoruz. Görüyoruz. Formula 1 lastikleri çok yumuşadığı için üstü reçel gibi oluyor. Yere temas ederek dönen kısmın dokusu biraz farklı oluyor. Görüyorsun. Kamber yüzünden tekerleğin iç kısmında bir bant, yani %50 veya da %40 gibi bir kısmının rengi farklı, şıpır şıpır. Biraz da bozuluyor galiba. Onboard kamera onu gösteriyor. Fakat pilot viraja doğru giriyor, bir bakıyorsun zıt onlar dışarı kayıyorlar. Lastiğin dışını kullanmaya başlıyor. Sonuca gelirsek güncel otomobillerde bütün bunlar artık hesaplandı, bitti, ayar yok. En önemli nokta bence. Eskiden biz tabii rotçuya gidip şu kadar kaster, bu kadar kamber yap abi derdik, o da yapardı. Ama ayar altyapısı vardı. Otomobillerde artık öyle bir şey yok. Ya bazı Japon arabalarında arkalarda falan var. Ha, Toyota'nın ayarı var ama kaster onları elleyemezsin. Taş olursun vallahi. Hiç. O sana yapmış onu, öyle gideceksin. Ya karıştırmana gerek yok, bozarsın zaten yani. Yani marka şunu mu diyor? Benim yaptığım fabrikasyon bir ayar var. Açı var, bunu bozamaz. Evet. Hep artık, bunda sabit kal. Artık doğruyu buldular. Biliyorlar ne olduğunu. Kendi otomobillerini de biliyorlar. Kullanıcıya bir ayar altyapısı vermiyorlar. Bozar çünkü otomobili. Bunlar kapatılmış. Ama meraklısına neyin ne işe yaradığını biraz anlatmak için sohbet ettik biz şimdi. Önceki bölümlerimizde otomobil sporlarında yeni nesil pilotların yarışlara, spor salonlarında nasıl bir programla çalıştıklarına şahit olmuştuk. Pilot antrenörü Sertuğ Erdoğan bu kez yarış öncesi pistte bizzat pilotlarla bakın nasıl çalışıyor. Bin Garaj ekibi hafta sonunda İzmit Körfez pistindeydi. Merhabalar, ben Sertuğ Erdoğan. Bugün Körfez yarış pistinin karting bölümündeyiz. Bugün burada Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı koşulacak. Yaklaşık 3 yarıştan oluşuyor. Bugün sıralama ilk yarış gerçekleşecek. Yarın da 2 yarış olacak. Bugün burada benim bulunmamın asıl amacından bahsedeceğim sizlere. Mevcut daha önceki bölümlerde izlediğiniz üzere Suudi'yle bir antrenman yaptık. Bunları görmüş oldunuz. Bugünse yapacağımız şey ısınma, antrenman gibi değil. Daha çok yarışa bir driver nasıl ısınıyor onu göreceksiniz. Isınmadaki en büyük önem kişinin arabaya bindiği zaman psikolojik olarak, mental olarak, reaksiyon olarak, refleksler açısından çok iyi hazır bir konumda olması gerekiyor. Isınma bu noktada çok büyük bir öneme sahip. Sakatlıkların önüne geçmek çok önemli. Arabaya bindiğiniz zaman eğer vücut ısısı gerekli ısıya gelmediyse, yaklaşık 1 derece artmadıysa mevcut sıcaklıktan, bu kasların boyunun kısa kalacağı anlamına geliyor. Kas komutlarının iletiminde de yavaşlık gerçekleşecek. İlk başta biz nasıl ısınıyoruz? Boyun kaslarını aktive ediyoruz, el bileği kaslarını aktive ediyoruz, reaksiyonu aktive ediyoruz. Vücut ısısını yükseltiyoruz. Belirli bölgede eskiden kalan bir kısıtlılık varsa onları açıyoruz. Sonrasında da nabzı biraz yükseltip antrenmanlara başlıyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Şimdi size detaylı detaylı göstereceğiz. Başla. 1, 2, 3, 4, 5. Yeterli. Şimdi ısınmanın ilk kısmında yukarıdan, yani boyun kaslarından başlıyoruz. Boyunda lateral yana bükme ve öne bükme hareketlerini gerçekleştiriyoruz. Boynun en büyük önemi şurada karşılaşıyor. İstenmeyen bir kaza durumunda, ani bir frende, ani bir kalkışta ya da viraja sert girdiğiniz zaman yanaldan ya da önden arkadan çok ciddi bir G geliyor. Bu G'ye uzun soluklu karşı koymak, hızlı bir şekilde karşı koymak için boyun kaslarını çok ciddi aktive ediyoruz. Aktive etmezsek, ısıtmazsak sakatlık doğabiliyor.
Karşılaşılacak bir kazaya karşı da boynunun sürekli hazır konumda bekliyor olması çok önemli bu noktada. Eller arkada, boynumuzu ısıtıyoruz. Öne ve arkaya doğru yaparak boyun kaslarını burada ısıtıyoruz, aktive ediyoruz. Olası bir sakatlığa karşı, yaşayacağı bir G kuvvetine karşı boynu ısıtıyoruz. Yana doğru büküyorsun. Süper. Bıraktın. Sık karnını. Bıraktık. Yeterli. Evet, şimdi sırt ve omuz kaslarını ısıtacağız. Omuz kasları ve sırt kasları direksiyon stabilizasyonu, araç içerisindeki stabilizasyon için çok önemli bir boyutta. Direksiyonu çok iyi kontrol edebilmek için, stabilizasyonu sağlayabilmek için kasları aktive etmemiz gerekiyor. Bazı sporcularda postür bozukluğundan dolayı omuz kısıtlılığı olabiliyor. Onun için antrenman öncesinde ısınmaya bu noktada çok önem veriyoruz. Çevir rüzgar. Geriye. Geri bu şekilde açıyorsun. Tuttun. Sık. Yeterli. Bugünkü bölümde boyun ve sırt kaslarını yarış öncesi nasıl ısıttığımızı gösterdik. Bir sonraki bölümde kor ve bacak kaslarını nasıl aktive ediyoruz yarış öncesinde bunu görmüş olacaksınız. Bin Garaj bu kez simülasyon bölümüyle devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu bölümde konuk ettiğimiz misafirlerimizi bir yandan yakından tanırken diğer yandan da sürüş performanslarını da test ediyoruz. Bu kez konuğumuz milli formayı da giyen Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Yağmur Uras. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Ben Onat Telkenar ve bugün çok özel bir konuğum var. Yağmur Uras bizimle. Nasılsın Yağmur abla? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Yağmur ablayı biliyorsunuz ki futboldan tanıyoruz hepimiz. Kendisi Beşiktaş kadın futbolcusu. Onun haricinde milli takımda da oynuyor zaten. Oralara geleceğim. Orada uzun sohbetler olacak. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Araba tutkunu biliyorum açıkçası. Biraz da o yüzden seni davet ettim buraya. Yani futbolun gazlayalım haricinde, diye. Futbolun haricinde bir şey yapalım biraz diye. Da gazlayalım. Yani arabalara küçük yaştan beri inanılmaz merakım var. Merak ettim ben de acaba nasıl hani bu ortam, o his nasıl? Bayağı gerçekçi olduğunu hem okudum hem dinledim. O yüzden ben de katılmak istedim yani. Büyük bir heyecanla. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Ben sana formattan bahsedeyim. Ne yapacağız yani? 3 turumuz var. 3 tur içinde de en iyi zamanı alacağız. Tamam. O şekilde de gidecek zaten ama seni tabii ki sohbete tutacağım biliyorsun. Tamam. Hem diye. Sohbet hem süreceğiz. O şekilde devam edeceğiz. İstersen başlayalım. Tamam. Ufak ufak ben sana tiyolar da vereceğim bu arada. Tamam. Hani şurada frene basabilirsin, burada hani gaza oturabilirsin diye. O şekilde de bir zaman çıkartacağız ama burada hiç böyle zaman sürelerine baktın mı bilmiyorum ama var mı acaba böyle şunu geçeceğim dediğin, hedef koyduğun biri? Vallahi önce bir ilk tur atmak istedim. Tamam. Ona göre konuşacağım evet, diyorsun. Evet evet. Önceden konuşmak istemem. Futbolda da öyle yani. Gol atacak mısın derler. Mesela 2-3 gol lazım. Derim ki hani bir çıkalım bir oynayalım. Onu öğrendik yani zamanla. Önce bir bakalım kendimiz nasıl, rakip nasıl. Canlı görmek lazım. Ne kadar analiz etsen de. Evet. O günkü performansın yani çok önemli. Bu arada 2.24 600 ile öyle mi? İyi mi? Tam kimle bir araya geldiğini söyleyeceğim. Hatta geçmişsin Güntekin Onay'ı. Aa, Güntekin abi çok pardon. Tam onun yerine yerleştin hatta. Ya. Süper. Vallahi ilk turdan hızlı geldin. Ya. Peki hayalindeki otomobil nedir? Böyle spor olarak bindiğin. Yani binmek istediğin diyeyim daha doğrusu. Yani Lamborghini'yi merak ediyorum. Hani şu anda o hızlandığında o hızlandığındaki o kontrolü nasıl sağlayacağım acaba işte içinde ne hissettirdiği benim için çok önemli.
yani. Yani sana şöyle ben o zaman örnek bir his vereyim. Bu hani salıncakta sallandığın zaman böyle bir için hürpelir ya böyle gidip geldiğin zaman. Tamam. Onu böyle 100 veya 200 km hıza çıkana kadar sabit bir şekilde yaşıyorsun. Oo, uzun süre. Roller coaster dediğimiz etki zaten. Gerçi ama 100-200 saniye mesela kaç? 100-200 kilometre hıza yani. Evet. Kaç saniyede mesela çıkıyor? Bu tarz otomobiller 0-100'e 2,5'la 3,5 saniye arasında çıkıyor diyebilirim. Kadın futbolu çok arttı Türkiye'de. Profesyonelliğe gidiyor. Sen yani buraya gelmeden önce biraz konuştuk. Hı-hı. Şu an daha tabii biraz daha amatör dedin. Evet. İlgi artmaya başladı. Hem kadın seyirci olarak hem erkek seyirci olarak da. Eskiden çünkü erkeklerde hani böyle hani şey derlerdi ya işte hani niye yani izleyemeye çok bir ilgi alaka olmadığı için. Ön yargı vardı. Ön yargı vardı diyeyim hani, daha doğrusu. Oynayamazlar. Daha doğru oldu. Hani erkeklerin işi gibi. Onu demek istemedim açıkçası. Evet, bana evet. Çünkü öyle gelmiyor. Herkes her sporu hakkıyla ve en güzel şekilde yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden burada amaç tabii bu sporun nereye profesyonelleşeceği, gelebileceği. Çok iyi yerlere geleceğini görüyorum. Senin de aynı zamanda milli takımda da oynuyorsun. Evet. Orada herhalde gol kralısın. Şu anda evet A milli takımda ondan biraz sen bahset. En fazla gole sahip oyuncuyum. A milli takım forveti olarak. İnanılmaz bir form tuttum. Teknik direktörümüz Necla Hoca. 2 sene önce beni tekrardan çağırdığında bir dönüm noktalarımdan biri de orası söyleyebilirim. İnanılmaz güven veriyor, inanılmaz destekliyor beni. Süper. Sağ olsun hocam. Yani o çok önemli bu arada. O çok önemli. Yani mental motivasyon açısından kesinlikle o sporcu için çok önemli. O anlamda şanslıyım. Çok iyi çalışan bir ekiple milli takımda çalışıyoruz. Keza Beşiktaş'ta da aynı şekilde. Yani Beşiktaş şu anda öncüdür diğer kulüplerin açması konusunda. Evet, ben onun da farkındayım. Yani hem sosyal medyadan hem de yayarak reklam olsun, haber olsun. Evet. Bayağı ön planda da tutuyor şu anda. İnanılmaz her şeyi. İnanılmaz destek veriyor başkanımız, sağ olsun. Bu da tabii diğer takımları da teşvik ediyor. Evet, hani teşvik onlara edecektir. Da bir yol açıyor aslında. Açtı da. Hı-hı. Şu anda işte bu sene Süper Lig'deki takımların birçoğu kadın futbol şubesi açtı. Süper Lig kuruldu. Bu arada 3. turumuz da bitti. 2.28 bitti. O da. Ama önemli tamam. Değil. Muhabbete devam edebiliriz. Tamam. Yani şu anda A ve B grubu kuruldu. Şu anda biz A grubunun lideriyiz. Beşiktaş. Sonrasında playoff şeklinde ilk 4 takımlar playoff oynayacak ve Haziran'ın 11'i gibi şampiyon belli olacak. Bu arada son olarak kapatmadan önce de buradan kadınlara futbolla alakalı demek istediğin bir şey var mı? Hani spora başlamalarıyla teşvik, yani başlamalarıyla alakalı teşvik edebileceğin güzel şeyler vardır elbet. Ama yani senden duymak şu istiyorum. Şu anda inanılmaz şanslılar. Keşke ben şu anda 20'li yaşlarda olsaydım diyorum. Şu anda yaşım geçti diye yani, şey yapıyorsun. Evet, hani ben şu anda kendime ne kadar iyi bakarsam o kadar fazla futbol oynayacağım. Şu anda gençler inanılmaz şanslı. O yüzden bu şanslarını iyi değerlendirip Onat, hayal dünyalarını geniş tutsunlar. Ve o şekilde istedikleri bu futbol için hangi şehirdelerse adım atsınlar. Burada tabii ailelerin de çok önemli kısmı düşüyor. Neden? Evet. Ön yargıları bırakıp çocuklarına destek olurlarsa ki ben bu konuda çok şanslıydım. Her zaman destek oldular bana ki 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şu anda artık çok bilinir. Eğitim hayatıyla birlikte ikisini sürdürüp hem futbol oynayıp ben şu anda beden eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda. Hem de spor hayatımı başarılı şekilde sürdürmeye devam ediyorum. Süper. O yüzden hayallerini geniş tutsunlar, adım atsınlar. Tek kendi bir işe odaklanmasınlar. Merak. Kesinlikle. Her şeyi hem yapabiliriz. Hem eğitim hem spor ikisi birlikte kesinlikle olduğunu biz gösterdik onlara. Biz onlar vallahi için erkekler bir yapamıyor modeliz. Öyle. Kesin eğitim şu söyleyeyim. Anda yüksek lisans da yapıyorum ben üniversitede. Daha sonrası için hani antrenörlük, teknik direktörlük kısmını düşünüyorum. Hani spordan. Yani kopabilmeyi düşünemiyorum ona. Hani evet. Onu hafif düşündüğümde ne yaparım diyorum. Boşluğa düşeceğimi hayatın hissediyorum. Bu zaten yani seninle. Hayatımı buna vermişim. Evet. Bundan besleniyorum. Bununla iyiyim. Bununla mutluyum. O yüzden ben yine spor hayatının içinde kalmak istediğim için bir yandan da eğitimimi hala sürdürüyorum. Süper. O yüzden genç kardeşlerimize buradan diyorum ki adım atsınlar, hedeflerinin peşinden koşsunlar. Süper. İnşallah zaten çok da güzel yerlere geleceğini düşünüyorum motor i̇nşallah. Sporlarının. İnşallah. Finalde böyle evet. Yapayım mı? Bence en güzeli böyle olur. Evet. Tamam, süper oldu her şey. Değil mi? Nasıl oldu? Zaman. İnşallah.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kırmadın geldin. Hem seni tanımış olduk. Kadın futbolunda neler oluyor senden öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Umarım sen de zevk almışsındır. Seni de bir şeye bulaştırdım galiba. Yani ben sonrasında izlediğimde bakacağım yani. Neler konuştum hiçbirini hatırlamıyorum. Şöyle söyleyeyim. Buradan kalkan herkes ben buraya bir daha oynamaya geleceğim diyor. Kesinlikle yani. Sen çağırmasan da ben gelirim. Ararım seni. Ben geldim. Beni al buraya. Tabii ki her zaman başımın üstünde yerin var. Çok teşekkür ediyorum. Sim Garaj'ın başka bir bölümünde görüşmek üzere. Yurtta ve dünyada kuşkusuz otomotiv sektörü ve motor sporlarında gün be gün gelişmeler yaşıyoruz. Detaylar haber turumuzda. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sini Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı. Sezonun 3. mücadelesi Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5.2 kilometrelik Albert Park pistinde 58 tur üzerinden gerçekleştirildi. Startta yarışa pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc liderliğini korurken Red Bull pilotu Max Verstappen de ikinci sıradaki yerini bırakmadı. Bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ise ilk virajda yerini Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a kaptırdı. Kötü start alan ve 9. cepten kalktığı yarışta 13. sıraya gerileyen bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz ise 2. turda spin atarak çakıl havuzuna gömüldü ve yarış dışı kaldı. Bu olayın ardından piste güvenlik aracı girdi. Yarışın en kritik anlarından biri 39. turda yaşandı. Pit stoplar sonrası Leclerc'in arkasında 2. sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen, yaşadığı mekanik arızanın ardından yarışa veda etti. Kalan bölümde yarışı rahat biçimde lider götüren Leclerc, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki Monakolu pilot, sezonun ikinci, kariyerinin dördüncü birinciliğine ulaştı. Red Bull'dan Sergio Perez, Leclerc'in 20.5 saniye arkasında ikinci, Mercedes'ten Russell ise liderin 25.5 saniye gerisinde üçüncü oldu. Bir diğer Mercedes pilotu Hamilton ise damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. Hafta sonunun hızlı ve güçlü takımlarından McLaren'de Lando Norris ve Daniel Ricciardo 5 ve 6. sırada yer alırken, Alpine'den Esteban Ocon ve gerçekleştirdiği önemli tırmanışla dikkat çeken Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas da 8. oldu. Pierre Gasly ve Alex Albon da ilk 10'u tamamlayan diğer isimler oldular. Bu sonucun ardından puanını 71'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Leclerc, en yakın rakibi olan Mercedes pilotu George Russell'la arasındaki farkı 34 puana yükseltti. Markalar klasmanında ise Ferrari 104 puanla zirvedeki yerini korudu. Formula 1'de sezonun 4. yarışı Emilia-Romanya Grand Prix'si 24 Nisan'da yapılacak. Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından iCrypex, otomobil sporlarına olan desteğine bir yenisini ekledi. Four Seasons Bosporus Otel'de basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda detayları açıklanan işbirliği kapsamında iCrypex, Türkiye otomobil sporlarının düzenleyeceği 2022 ulusal yarış takviminde yer alan 8 ayrı branşta 19 şehirde gerçekleşecek 41 yarışın ana sponsoru oldu. Türkiye'nin en köklü kripto para borsalarından olan iCrypex, Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı başta olmak üzere birçok farklı sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Motul 2022 Türkiye Karting Şampiyonası, hafta sonunda Körfez Karting Pisti'nde 45 sporcunun katılımıyla düzenlenen ilk ayakla başladı. 2022 sezonunun ilk karting yarışı kapsamında 2 gün boyunca 4 ayrı kategoride 3'er yarış koşuldu. Mini kategoride Rüzgar Evci ve mini kadınlarda Melek Durum birinciliği kazandı. Junior kategoride Emir Tanju, Junior kadınlarda Leyla Sulyak, Senior kategoride Kerim Sulya, Senior kadınlarda ise birinciliği Ayda Biter elde etti. Motul 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 7-8 Mayıs tarihlerinde Tuzla Karting Kulübü tarafından düzenlenecek olan ikinci ayak yarışlarıyla devam edecek.
Türkiye'de yılın otomobili seçimi için 7 finalist belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Türkiye'de yılın otomobili seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan üyelerin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı. Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Renault Taliant. Bir Bin Garaj'ın daha sonuna geldik. Haftaya yine salı saat 15'te Bin Sports ekranlarında sizleri bekliyoruz. Bizleri Bin Sports ekranlarında olduğu gibi Bin Connect YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi #BinGaraj adresine bekliyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Oh, yeah.